Aydın İstasyon Meydanı CHP'nin demokrasi ve özgürlük mitinglerinin başlangıç noktasıydı. Kılıçdaroğlu'nun Aydın mitingi küçük aksiliklere sahne oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu demokrasi ve özgürlük mitinglerine Aydın'dan başladı. Coşkulu kalabalığa seslenen CHP liderinin hedefinde Başbakan Erdoğan vardı. 1 Mayıs'ı, 19 Mayıs'ı, 23 Nisan'ı, 29 Ekim'i ne yaptılar? Yasakladılar. Kendi milli bayramlarını yasaklayanlara demokrat denmez, onlara denirse ancak diktatör denir. Coşkulu kalabalık CHP liderini görebilmek için trafik lambalarına çıktı. Termometrenin 31 derece gösterdiği meydanda Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini sık sık fenalaşanlar böldü. CHP lideri ambulans anonsu yapmak zorunda kaldı. Oraya bir ambulans veya arkadaşlar yetişirlerse memnun oluruz. CHP'nin anayasayla ilgili kırmızı çizgilerini açıklayan Kılıçdaroğlu, Aydın'dan hükümete sert mesajlar verdi. Hiçbir güç anayasadan Türk milleti kavramını çıkaramayacaktır. Anayasanın ilk üç maddesi asla değiştirilemez. Başkanlık hayalleri kuran Recep Tayyip Erdoğan asla bunu gerçekleştiremeyecek ve CHP parlamentoda olduğu sürece başkanlık sistemi parlamentodan asla geçmeyecektir. Bizim ölülerimizi çiğnemeden, bedenlerimizi çiğnemeden Türkiye'de bir rejim değişikliğine asla izin vermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın kendisini mahkemeye vereceği açıklamasıyla ilgili yanıtını Aydın'a bırakmıştı. Ancak CHP liderinden gün boyu beklenen açıklama meydandan da gelmedi. Kılıçdaroğlu mitinge güvercin uçurarak, karanfil dağıtarak noktaladı.